Cem Tunçer'in K24 sitesinde yayınlanan Edebiyatın Merkeziymiş, Taşrasıymış, Kalemin Kağıda Değdiği Yermiş başlıklı yazısı. Cem Tunçer, Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde Polat Onat'ın yazdığı Taşra Mektubu'nun izinsiz kullanılması hakkındaki telif davası hakkında 2 Şubat 2023 tarihinde bu yazıyı yazdı. Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yılında vizyona giren Ahlat Ağacı filminde 2013 yılında bir sempozyuma gönderdiği mektup alıntılanan yazar Polat Onat, film vizyona girdikten hemen sonra Nuri Bilge Ceylan'a bir dava açmıştı. Hepimiz, o dönem ben de gülünç bulmuştum bu eylemi. Ne gerek vardı? Bir yazar buna tenezzül etmeli miydi? Hele bir de para istemek olacak iş miydi? Vesaire. K24'te 26 Ocak 2023 tarihli Mesut Varlık yazısını okuduğumda aslında nasıl da ön yargılarımızın kurbanı olabileceğimizi fark ettim. Çünkü yazıda bir takım tuhaflıklar, beni rahatsız eden kelimelerle tarif edemeyeceğim bir şeyler vardı. Neydi bunlar? Fark edemedikçe yazıyı tekrar okudum. Okudukça hislerimde haklı olduğuma daha çok ikna oldum. Bu yazı karnımda peyda olan bir huzursuzluk, duyulan bir suçluluk üzerine yazıldı anlayacağınız. Şimdi 26 Ocak 2023 tarihli yazıyı inceleyelim. Yazı tüm bu süreci anlatma ve aydınlatma iddiası taşıyor. Mesut Varlık'ın küçük bir özetiyle başlıyor yazı. Şöyle diyor Mesut Bey. Fakat sadece filmin sonunu merak edenler varsa şunu en başından söyleyeyim. NBC'nin Ahlat Ağacı filminde mektubu izinsiz kullandığı iddiası kesinlikle doğru değildir. Çünkü Polat Onat'tan mektubunu yayınlama iznini alan ve kendisini arayarak filmde yer alması konusunu açıklayan kişi bizzat benim. Bold tuttuğum yeri aklınızın bir köşesine yazalım. Bakalım yazının özeti olarak sunduğu bu paragrafta söylediği gibi Mesut Varlık mektubun filmde yayınlanması konusunu ne kadar, ne zaman açıklamış ve iddia ettiği gibi Polat Onat'ı aramış mı? Aradıysa ne zaman aramış? Mesut Varlık 2016 yılında Nuri Bilge Ceylan tarafından aranıyor. Nuri Bilge Ceylan kendisine izni olursa telifi Mesut Varlık'a ait, geliri de Nesin Vakfı'na bağışlanan kitabından alıntılar kullanmak istediğini söylüyor. Böylece Mesut Varlık'ın önceden ne tür bir yakınlıkları olduğunu bilmediğim Nuri Bilge Ceylan'la filme dair iletişimi başlamış oluyor. Öncesinde ne tür bir yakınlıkları olduğunu bilmediğim dedim fakat pek de yakın olmadıklarını tahmin edebiliyorum. Çünkü Mesut Varlık Nuri Bilge Ceylan tarafından arandığında yazıya da tezahür eden bir mutluluk duyuyor. Emek verip hazırladığı kitabı ülkenin en iyi yönetmenlerinden biri okumuş ve değer de verilmiş kitaba. Haklı bir mutluluk bu. Bundan ancak şeref duyacağımı ama yine de senaryoda alıntıların geçeceği sahneleri okumak istediğimi söyledim. Kıvanç duyduğum bu sevinçli haberi kitapta bildirileri yer alan yazarlara verebilmek için gün saymaya başladım. Konuşmanın içeriğini bilmiyoruz ama sonrasında iddiasına göre Mesut Varlık yazarlara haber vermek için gün saymaya başlıyor. Neyse ki gün saymalar pek uzun sürmeyecek ve kendisi 2,5 yıl sonra Polat Onat'ı, Polat Onat konuyla ilgili bir tweet attıktan sonra arayacak. Burada Mesut Varlık'ın bir vurgusu dikkatimi çekiyor. Sadece gün saymıyor Mesut Varlık. Tüm yazarlara haber vermek için gün sayıyor. Oysa kitapta bildirileri yer alan her yazardan farklı bir konuma sahip Polat Onat. Çünkü filmdeki sahne direkt onun mektubunun üzerine inşa edilmiş bir sahne. Tüm yazarlara haber vermesindense tek bir yazara öncelikli olarak haber vermesi çok daha makul. Fakat Polat Onat ve diğer 18 yazarı aynı mesafede tutuyor Mesut Varlık. Bunun sebebini bilmiyoruz. Devam edelim. Mesut Varlık senaryoyu okuyor. Güzel haberi vermeyi erteliyor. Haberi ertelemesinin sebebini filmin çekimlerinin henüz başlamamış olmasıyla gerekçelendiriyor. Haliyle diyor henüz haber vermeye gerek yok. Neden? Senaryoyu okuduğum sırada henüz film çekimleri başlamamıştı. Sinemaya en azından ilgisi olan herkesin bileceği gibi yazılan senaryodaki sahnenin kurgu aşamasında filme girip girmeyeceği veya çalışıp çalışmayacağı henüz belli değildi. Sonradan bir hayal kırıklığı oluşmaması için
Ah ne büyük saflık. Kurgu aşaması tamamlandıktan sonra bu mutlu haberi yazarlarla paylaşmaya karar verdik. Tokalaşıp ayrıldık. Mesut Varlık'a göre yazarın haberdar edilmemesinin ana sebebi yazarın hayal kırıklığına uğrayabileceğine dair duyduğu endişe. Çünkü bu karakter ya da sahne kurguda çalışmayabilir ve çıkarılabilir. Mesut Varlık Polat'ı düşünüyor. İddiasına göre hatta bunu iyi niyetli safça bir eylem olarak da görüyor. Filmin sonuna, kurgu aşınmasına kadar beklemek yazar için daha hayırlı. Yazar hayal kırıklığına uğrayabilir fakat bunu anlatırken kullandığı dil, bir tuhaflık var bu dilde. Değil mi? Şöyle, sinemaya en azından ilgisi olan herkesin bileceği gibi diyor Mesut Varlık. Bu cümlede ihtimalle Taşra'daki yazarımız Polat Onat'a sesleniyor. Zaten yazı boyunca onunla konuştuğu yerlerde diline hakim olan tuhaf tınıyı dikkatli okurlar hemen fark edecektir. Varlık, sinemaya en azından ilgisi olan herkesin bileceği gibi diye başlıyor cümleye. Yani bir sonraki cümlesine hak vermeyenler ancak ve ancak sinemaya ilgisiz tipler, taşralı yazarlar olabilir. Herhangi birinin itirazına, itirazın sahibini sinemaya ilgisiz olmakla itham ederek önlem alıyor gibi. Diyor ki Mesut Varlık, bu konulara aklı azıcık eren herkes bilir ki böyle sahneler kurguda çıkarılabilir, haber vermeye bile gerek yok. Oysa biz taşrada değil şehirde yaşayanların en azından mahallesinde filmler, diziler çekilenlerin bildiği bir şey var. Kurguda çıkarılacak dahi olsa, hiç yayınlanmayacak dahi olsa kameranın önündeki herkes arkadan rastgele geçen adamdan YouTube videosuna konuk olan izleyiciye kadar herkes ve her şey için ihtiyaten bir muvaffakatname alınır ve ileride yaşanacak sorunların böylece önüne geçilir. Yani herkesin bileceği gibi cümlesinin muhatabı konu hakkında bilgi sahibi olanlar değil. Onlar bunun yanlış olduğunu biliyor. Bilgisiz olanlar ikna edilmeye çalışılıyor. Kaldı ki meslek birliğinin davaya dair yanıtında da bu türden bir belgenin eksikliğinden dem vuruluyor. Davacı ile davalı taraf arasında imzalanmış bir sözleşme dosya kapsamında bulunmadığı gibi deniyor. Mesut Varlık'ın yapması gereken yazarı aramak ve rızasının olduğunu belirten yazılı bir belge almak olabilirdi. Ama bu yapılmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesut Varlık, Polat Onat'ı hiçbir zaman haber vermiyor. Bugün mü arasam, yarın mı diye düşünmeye kalkmadan Polat Onat'ın Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde kendisinden alıntı olduğunu havalara uçarak sevinçle paylaştığı tweet'i gördüm diyor Mesut Varlık. Yazar, Polat Onat, burası önemli. Bu haberi kendisi öğreniyor. Yazdığı ve Mesut Varlık'a gönderdiği mektupla filmin ilişkisini sonradan tesadüfen öğreniyor. Mesut Varlık'ın henüz ilk paragrafta filmin sonunu merak edenler için özetinde belirttiği gibi yazarı kendisi arayıp haber vermiyor anlayacağınız. Polat Onat konuyla ilgili bilgi almak için bir e-mail atmaya karar veriyor. Mesut Varlık burayı şöyle aktarmış bizlere. Olur. Heyecan duyar insan. Merakından içi içini yer. Yönetmene yazıp sorar. Ne olacak ki öyle değil mi? Ne olacak ki öyle değil mi? Öyle. İronik tınıyı anlam veremedim. Evet. Heyecan duyuyor ve yönetmene sorar. Nitekim Onat da bunu yapıyor. Şöyle bir sorun da var ortada. Polat Onat filmde ne tür bir metnin kullanıldığından dahi emin değil. Hiçbir fikri yok. Çünkü dedik ya Mesut Varlık kendisini 2,5 yıldır aramamış. Yazarın iyiliği için hala kurgunun bitmesini bekliyor. Polat Anıt'ın bir kitabı var. Kitabın adı İntihar Etmiş Bir Taşra Berberi'nin Şiir Kitabı ve Ön Sözü. Mesut Varlık'ın senaryoyu okumasının üzerinden 2,5 sene geçmesine rağmen konuyu hiçbir şekilde Polat Anıt'a paylaşmadığından yazar bir tereddüt içinde. Acaba diyor benim bu kitabımda, bu romanımda ilgili bir şey filmde kullanılıyor mu diye merak ediyor ve konunun ne olduğunu bilemiyor. Devam edelim. Mesut Varlık e-mail'den de bahsettikten sonra yazısına devam ediyor ve şu cümleyi kullanmayı uygun buluyor. İşte meğer asıl hikaye şimdi başlıyormuş. Şimdi burada bir sıkıntı vardı. Peki ama neydi bu? Bir şeyleri kaçırdığımı düşünüyorum.
Burada beni rahatsız eden nedir? Çünkü tuhaf, böyle bir duyguyu bir yazı okurken hissetmemem gerekir. Neden manipülasyona uğradığımı düşünüyorum. Mesut Varlık'ın yazısında beni rahatsız eden şey ne? Böylece asıl hikaye şimdi başlıyor cümlesini Google'a arattım. Google'da karşıma Türk dizileriyle ilgili birçok haber çıktı. Kızılcık Şerbeti'nde asıl hikaye şimdi başlıyor başlıklı bir haber. Çukur'da asıl hikaye şimdi başlıyor başlıklı bir başka haber. Aşk Mantık İntikam bölüm 16 asıl hikaye şimdi başlıyor başlıklı başka bir haber ve bunun gibi haberler daha. Bu diziler devam eden dizilerdi. Öncesinde anlattıkları hikayeler vardı. Haliyle asıl hikaye şimdi başlıyor başlığıyla seyirciyi yeni bir şeylere hazırlamaları mantıklıydı. Fakat aklım bana bir oyun oynamıyorsa ya da söylemekte sakınca yok, yazar tarafından bir gaslighting'e maruz bırakılmıyorsam şimdiye dek hiçbir şey yaşanmamıştı. Yazının başına döndüm, tekrar okudum. Haklıydım. Polat Onat konunun muhataplarına sadece bir e-mail atmıştı ve filmin benim kitabımdan esinlendiğinden şüpheleniyorum. Eğer böyle bir durum varsa hakkım olan parayı yatırın demişti. Hepsi bu. Tüm olay bundan ibaretti. Oysa Mesut Varlık asıl hikaye derken orada var olan ve asıl olmayan başka bir hikayeyi referans gösteriyordu yazısında. Şimdiye kadar anlattıklarım hiçbir şey diyordu. Siz asıl şimdi anlatacaklarımı dinleyin. Anlaşılması için tekrarlıyorum. Öncesinde Polat Onat bu maili neden atmıştı? Çünkü hiçbir fikri yoktu olaydan. Çünkü Mesut Varlık senaryoyu bilen ve okuyan, belki gerektiğinde yorum yapan, Polat Onat'ın mektubunun senaryoda geçtiğini ve nasıl geçtiğine vakıf olan muhatabı onu aramamıştı bile. Sebebini biliyoruz. Yazarı üzmemek ve onun hayal kırıklığına uğramasını engellemek için. Şimdi ikinci sıkı sonradan gelecek bir soru sormanın tam zamanı. Mesut Varlık, Polat Onat'ı film çekilene, kurgusu tamamlanana kadar, hatta Polat Onat kendi imkanlarıyla filmin kendisiyle ilgisini keşfedene kadar neden karanlıkta bırakmış olabilir? A. Mesut Varlık sahne kurguda çıkarılabilir ve yazar hayal kırıklığına uğrayabilir endişesiyle sahneyi yazardan gizledi. B şıkkına henüz zaman var. Biz yazıyı okumaya devam edelim. Daha bu güzel haberi yazar arkadaşlarımla hatırlatayım. Filmde sadece Polat Onat'ın cümlesi değil, kendisi katılmadığı için aralarında yer almadığı 18 yazar ve sempozyum kapsamında düzenlenen atölyelerin katılımcısı birçok okurun katkılarıyla birlikte kaleme aldıkları Edebiyatın Taşra'dan manifestosundan da cümleler alıntılanıyor. Bunca insanın cümlelerini manifesto halinde birbirine dikme şerefi de bendenize düşmüştü. Paylaşmadan kucağımızda nur topu gibi bir şey buluvermiştik. Güzel haber. Evet, bu haber güzel bir haber. Burada ise konuya tekrar diğer 18 yazar girdi ve keza okurlar da. Fakat onlar için bu haberin nesi güzel bilmiyoruz. Kültür sanat alanındaki bir sempozyumdan başarılı bir yönetmenin filminde bahsetmesi kültürler arası bir etkileşim olduğu için dahi iyi bir şey sayılabilir. Yine de bilhassa tek bir kişi için kıvanç duyulabilecek bir haber bu. Bizzat sempozyumu düzenleyen ve kitabını da yazan Mesut Varlık için. Oysa belli, Mesut Varlık kolektif bir işi olarak görüyor bunu. Birçok okurun katkı sunduğu, yazarların katıldığı bir sempozyum haliyle herkes sevinecektir. Öte yandan bu kolektif işle filmin bağından kimsenin haberi yok. Demek ki iş o kadar da kolektif değil. Nur topu gibi bir şey buluvermiştik. Okurlar sakın yanlış anlamasınlar lütfen. Ben de tereddüte düşüp yazıyı tekrar tekrar okuduğum için özet geçme ihtiyacı hissediyorum. Şu ana kadar yaşanan tek bir şey var. O da yazarımızın konuyu kendi imkanlarıyla öğrenmesi akabinde bir adet e-mail atması. Devam etmeden önce küçük bir not daha eklemeli. Tüm hikayenin ağızda bıraktığı o kötü tadın sebeplerinden biri de yazarın para istemesi. Birinden para istemek, hakkın da olsa o para nedense böyle kötü bir izlenim bırakıyor. Sanırım yazarlar kurdukları cümlelerden para kazanabileceklerine kendileri dahi ikna olmamış durumdalar. Hal böyleyken ödeme yapılabilecek konumda olanları nasıl ikna edeceğiz, orası meçhul. Peki ilk e-mailde para istemeyi
nezaketsizlik olarak görelim ve hadi biraz da öyle bunu kabul edelim. Onat filmden herhangi bir para, hak talep etmeyebilirdi. Bu doğru. Birçoğumuz herhangi bir hak talep etmeden buna razı olabilirdik. Fakat Onat'ın talep etmemesi için kendisine öncelikle bu hak sunulmalıydı. Ancak önerilen bir şeyi reddedebiliriz. Özür dileyen biri özür dilemeni gerektirecek bir şey yok cümlesini ancak özrü diledikten sonra duyabilir. Özür dilenmemişse özür dilenmesini gerektiren durum sürecektir. Uzatmayalım. Bu nezaket şansı, estağfurullah ne parası cümlesini kurma şansı Polat Onat'a hiç verilmiyor. Mesut Varlık 24 Nisan 2018'de yani bu güzel haberi paylaşmak için gün saydığını söylediği günden yaklaşık 900 gün sonra yazarla ilk temasını gerçekleştiriyor. Yazarımız makul gibi biri duruyor. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söylüyor kendisine. Mesut Varlık'sa yazara tuhaf bir teklifle geliyor. Polat Onat demek ki ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. İkinci mektubundaki bazı sözlerin olayı bilmemekten kaynaklandığını ifade ederek kusura bakmamamı istedi. Estağfurullah diyerek yine de bu buluşmanın güzel bir anısı olsun diye o dönem henüz ilk sayısını yayımladığım Ons'un yeni sayısında kendisinin kitaplarını tanıtan ücretsiz bir ilan vermek istediğimi söyledim. Böylece buluşmayı kutlamış olacaktık. Sevinçle karşıladı, teşekkür etti. Sıcak bir sohbet havasında telefonu kapattı. Mesut Varlık yazarla güzel bir anı olsun diye yazarın kitabının ilanını dergisinde yayınlamaya karar veriyor. Daha önce de bahsetmiştik. Mesut Varlık yazarla konuşmalarını aktardığında hep o tuhaf dili kullanıyor. Bir efendinin hadi çocuğuyla konuşan bir annenin dilini burada da anı olsun diye ve buluşmayı da kutlamak için bir ilan yayınladığını söylüyor. Anı olsun diye ilan yayınlamak. Pekala bu da ağzınızda kötü bir tat bırakmıyor mu? Taşralı bir yazarın kitabını dergiye ilan olarak basmanın gerekçesi güzel bir anı yaratmak olabilir mi? Sorunun cevabı bende yok. Ben şunu biliyorum. Sadece şehrin uzağında yaşayan, az bilinen, küçük bir kitleye sahip yazarlar için bir dergide kitabının ilanının yayınlanması mühim bir şeydir. Söylemekten imtina ettiğim, üzücü, kalbimi kıran bir şey var burada. Tam açıklayamadığım bu şeyin ne olduğunu çözmeyi size bırakıyorum. Bilmiyorum, inanın hiç bilmiyorum. Olaylar gelişmeye devam ediyor. Polat Onat filmi izliyor, sinirleniyor, mutsuz oluyor. Neden? Çünkü mektubu yayınlanmış ve filmdeki karakter Süleyman kendisine yanıt da vermiş. Serkan Keskin'in canlandırdığı karakteri kendi temsili olarak dahi görmüş olabilir. Bilemeyiz. Kurmaca bir eser var elimizde ve evet fakat yazılan mektup gerçek. Bir filmde kurmaca da olsa bir karakter tarafından eleştirilsin diye yazılmadığı bir sempozyuma gönderilmesinden ki sempozyuma katılmak dahi istemediğini belirten bir yazar söz konusu. Belli bir mektup bu. Herkesin her kitaptan her türlü alıntıyı filminde, dizisinde ya da kitabında kullanabileceğini düşünüyorum. Yine de atlanan, mektupta kati bir şekilde dile getirilen çok önemli bir gerçek var. Ne bu? Şöyle diyor Onat sempozyuma gönderdiği mektubunda. Hiç kimseyle sanatsal birlikteliğe, kolektif akıma, ortak projelere, takım çalışmasına girmeyeceğim ve benzeri bir grup oluşumuna asla katılmayacağım. Polat Onat muhataplarına bir e-mail atıyor. 7 Haziran 2018 Perşembe günü gelen bu mektupta filmdeki sahneden hoşnut kalmadığını ve filmdeki tartışmalarda kendisine hakaret edildiğini iddia ederek talep ettiği ücretin sonuna bir sıfır daha eklediğini, banka ile hesap bilgilerini aşağıda paylaştığını, talebi karşılanmadığı takdirde konunun davalık olacağını ve o zaman bir sıfır daha ekleneceğini söylüyor ve pazarlık kısmının da kapalı olduğunu belirtiyor. Evet, sert bir e-mail daha. Onat sinirli, haksızlığa uğramış hissediyor kendini. Belki aşağılanmış hissediyor. Hak arama metoduysa bu işler nasıl yürür bilmediğinden ya da çok iyi bildiğinden sınırlı. Hakkı olarak gördüğü şimdi hukuken de kesinleşmiş meblağı istemek. Olaylar buraya hiç gelmeyebilirdi. Fakat dedim ya reddedebileceği bir talep Onat'a hiç yapılmadı. Devam edelim.
Hiç üzerime vazife olmadığı halde mektubuna yazımda yer verdiğim, böylece bilmeden bir gün ahlat ağacında yer verilmesine vesile olduğum, desteğimi yeniden göstermek için ücretsiz ilanını yayınladığım için bir kuru teşekküre dahi sevinen ben de mektupta aradan çıkarılması gereken üçüncü şahıs olarak geçiyordum. Çünkü asıl hedef Nuri Bilge Ceylan ve ondan talep edilen rakamı elde edebilmekti. Böylece artık diyalog kapıları da kapanmış oldu. Ahlat ağacında yer verilmesine vesile olduğum diyor Mesut Varlık. Polaton Atın kendisine nasıl minnet duymadığını bir türlü anlamlandıramıyor. Filmde yer verilmesine vesile olduğu biri Onat onun için. Polaton Atın bu habere sevinmemesine içerliyor. Nuri Bilge Ceylan'ın filminde bir şekilde anılmak bir yazar için nasıl bir şey ifade etmez? Ama atlamayalım. Mesut Varlık sempozyum düzenleyen, Onat ise sempozyumlara katılmayan biri. Devam ediyor Mesut Varlık. Sempozyuma katılması için çağrı yaptığı Onat'ın mektubunu kitabına koyduğu için ona iyilik yaptığını da ima ediyor. Hiç üzerime vazife olmadığı halde mektubuna yer verdiğim diyor. Sonra üzülüyor. Çünkü Polat Onat konuyu muhatabıyla, yani filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve yapımcıyla sürdürmek istiyor. Nuri Bilge Ceylan ve yapımcıya karşı mahcubiyet hissetmiş olmalı ki Mesut Varlık, haklı bir şekilde ben de hissederdim. Desteğimi yeniden göstermek için ücretsiz ilanını yayınladığım. Burada takıldığım noktaysa yeniden kelimesi. Çünkü önceden verilmiş bir destek de yazarda kurulmuş bir diyalog da yok. Mesut Varlık yazarı sadece sempozyuma davet etmiş. 18 yazarla ve onlarca okurla hayata geçirilen sempozyum şimdi Mesut Varlık'a ait. Mesut Varlık Onat'ı hem sempozyuma çağırdı, kolektif bir sempozyuma davet etti, yetmedi, filmde adının geçmesine vesile oldu. Yazardan habersiz şekilde hem de ücretsiz ilanını yayınladı. Güzel bir anı olması için değil miydi bu zaten? Aradan çıkarılması gereken üçüncü şahıs olarak geçiyordum. Çünkü yazar sadece mektubun yayınlanmasıyla değil, temsille de sorun yaşıyor artık. Polat Onat hala doğru muhatabını seçmeye çalışıyor. Tekrar bir özet geçiyorum çünkü ben de tekrar tekrar başa dönüyorum ve acaba bir şeyleri mi kaçırıyorum diye soruyorum kendime. Mesut Varlık Polat Onat'ı 2,5 yıl sonra arıyor. O da Polat Onat'ın kendi kitabının Ahlat Ağacı ile alakalı olduğunu düşündüğü için e-mail atmasından sonra. Derken yazarın kitabının ilanının Ons dergisinde yayınlıyor. Sonra yazar filmi izliyor. Temsille de sorun yaşıyor. Çünkü filmde mektubu basit bir şov, ucuz bir oyun, it ürür kervan yürür sözleriyle eleştiriliyor da. Polat Onat'ın duyduğu rahatsızlıkla asla empati kuramadığımı da belirtmeliyim. Yine de sempozyuma gönderilen mektuptaki şu sözleri hatırlatmalı. Hiç kimseyle sanatsal birlikteliğe, kolektif akıma, ortak projelere, takım çalışmasına girmeyeceğim ve benzeri bir grup oluşumuna asla katılmayacağım diyor Polat Onat. Mesut Varlık anlatmaya devam ediyor. Konu bu noktaya gelince artık dayanamayıp 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Polat Onat'a aşağıda okuyacağınız mektubu yazdım. Karşılığında da beni kırmak istemediğini ama aradan çekilmem gerektiğini, yapımcı ve yönetmene mesajını iletmemi isteyen bir cevap. Böylece Onat Mesut Varlık'a bu iş sizinle ilgili değil, yönetmen ve yapımcıyla görüşeceğim diyor. Buna Mesut Varlık aradan çıkarılması gereken üçüncü şahıs olarak görüldüğü kısımdaki gibi yeniden şaşırıyor. Cümlesini sanki gelen talep çok anormal bir talepmiş gibi bir ünlemle bitiriyor. Mesut Varlık yazısının devamında 11 Haziran 2018 tarihli mektubuna yer veriyor. Mektup uzun, hepsine girmeyeceğim. Polat Onat'ı kurmaca ve kurmaca dışı arasındaki farkı görememekle suçluyor. Burada haklı. Polat Onat kurmaca ve kurmaca dışı arasındaki farkı maalesef ayırt etmiyor olabilir. Sorunun çıkış noktası biraz da burası. Fakat söz konusu sahnede sempozyumu düzenleyenin aşağılanmasını üzerime alınmadım mesela. Mektubun sempozyuma katılan diğer konuşmacılara yönelik bir hakir görme olduğuna dair sözleri de
kurmacanın özelliği içinde gördüm. Sahne içerisinde edebiyatın taşradan manifestosundan ve sizin mektubunuzdan birkaç cümleye referansla tartışma sürdürülüyordu. Kitaptan toplamda birkaç cümle yer alıyordu. Manifestodan 2-3 cümle ve mektubunuzdan 2-3 cümleye referans veriliyordu. İki yazarın tartışması sahnesinde demiş Mesut Varlık. Kurmacanın özelliği içerisinde gördüm. Mesut Varlık filmde kendisine de laf edildiğini ama kurmaca bu böyle şeyler olur dediğini aktarıyor mektubunda. Fakat bir şeyi unutuyor. Kendisi de Holatonat'ın sahnelerini kurmacanın özelliği içinde görmüyor sanki. Sempozyumu düzenleyen olarak küçük bir rolle yer aldığı fakat Holatonat'ın pekala üzerine alınabileceği bir takım cümleler barındıran senaryoyu Holatonat'tan gizlemesinin sebebi nedir? Yazının başında sorduğumuz soruya bir şık daha ekleyerek sormanın şimdi tam zamanı. Mesut Varlık, Holatonat'ı film çekilene, kurgusu tamamlanana kadar, hatta Holatonat kendi imkanlarıyla filmin kendisiyle ilgisini keşfedene kadar neden karanlıkta bırakmış olabilir? A. Mesut Varlık, sahne kurguda çıkarılabilir ve yazar hayal kırıklığına uğrayabilir endişesiyle sahneyi Holatonat'tan gizledi. B şıkkı. Mesut Varlık Holatonat'ı ararsa Holatonat senaryo ile ilgili detay sorabilir. Hatta senaryoyu okumak dahi isteyebilir. Sahnenin yayınlanmasında sorun görebilirdi. Mesut Varlık'ın vesile olduğu bu sahne filmde asla kendine yer bulamayabilirdi. Hele ki Onat'ın mektubunda yer alan ve kolektif birlikteliği reddettiği o cümlesinden sonra haliyle gizlemek daha makul olandı. Bu sorunun cevabı da niyet okuyamadığım için ne yazık ki bende değil. Mesut Varlık kurmacı ile gerçeği Holatonat'ın ayıramayacağını düşünmüş ve bu sebeple aramamış da olabilir Onat'ı. Bu da bir seçenek. Fakat Onat'ın senaryodaki rolünün bizzat Mesut Varlık tarafından kurguda belki atılır bahanesiyle gizlenmesini, sonrasında kendi imkanlarıyla haberdar olduğunda dahi hakkının hukuken varsa bir dergide ücretsiz ilanla geçiştirilmeye çalışılmasını fark etmemesi mümkün mü? Yeri geldiğinde yere göğe koyulamayan, şehir şehir gezdirilip kitapları övülen o sınıfa, taşralı yazar sınıfına mensup biri, kültür sanat insanlarımızca maruz bırakıldığı eylemin failini ayırt edemeyecek denli bilinçten yoksun, insani ilişkilerde zayıf, bir şey bilmeyen ve fark etme yetisine sahip de olmayan, neredeyse bar life'a indirgenmiş bir canlı olarak mı görülüyor yoksa? Okumaya devam ediyorum fakat Mesut Varlık'ın yazısında öyle bir yere geliyorum ki Holatonat'ın maruz kaldığı, bizim de ucundan kıyısından tanık olduğumuz, sinemayla en azından ilgisi olan, anı olsun diye ilan yayınlamak gibi detaylarla büyüyen, artık söylenmeli o kibir en azından benim için tahammül edilemez bir hal alıyor. Mektubuna şöyle devam ediyor Mesut Varlık. Telefon görüşmemizde de belirttiğim gibi bu süreçte ben veya sempozyum katılımcısı hiç kimsenin 5 kuruş kazancı olmadı. Filmde sözleri referans verilen Kant, Dostoyevski, Yunus Emre, İbn Arabi gibi isimlerin de olmadığını tahmin ediyorum. Şükrü Erbaş, Hasan Ali Toptaş, Ethem Baran, Asuman Susam, Abdullah Ataşçı, Kerem Işık ve Ben Deniz'in kaleme aldığı ve daha birçok yazarın okurun da katkıda bulunduğu edebiyatın taşradan manifestosundan filmde yapılan edebiyatın merkezi dildir veya edebiyatın merkezi taşrası yoktur, kalemin kağıda değdiği yer vardır, edebiyatın merkezi orasıdır gibi sözlerin yarattığımız bu toz bulutu içerisinde duyulamıyor olması da son derece üzücü ve kahırla düşündürücü geliyor. Kant, Dostoyevski, Yunus Emre, İbn Arabi. Taşralı yazarımız tüm yaşananların farkında değilmiş gibi kendini hadi diyelim hakarete uğramış hissetmesi asla empati kurulamayacak bir tavırmış gibi İranlı yollu alaya alınıyor. Hiçbirinin 5 kuruşluk kazancı olmadı bu isimlerin diyor Mesut Varlık. Oysa o da biliyor ki 1.
Kant, Dostoyevski, Yunus Emre gibi yazarlar telifleri serbest, isteyenin alıntılar yapabildiği, çevrilebildiği yazarlar. 2. Hasan Ali Toptaş'ın filmde tuttuğu yer ile Polat Onat'ın filmde tuttuğu yer aynı değil. Hatta karşılaştırılamaz bile. İşte bu yazıyı yazma kararı almam buralara bir yere tekabül ediyor olmalı. Çünkü bu kadarı artık insan onuruyla, aklıyla oynamaya giriyor. Taşralı bir yazarın türlü kelime oyunlarıyla, bilhassa sosyal medyadaki türlü insanlarca, evet söylemekte sakınca yok, aşağılanmaya maruz bırakılması, neredeyse tüm camia tarafından gülünç bir nesneye dönüştürülmesi, önemsiz denip geçilebilecek bir mevzu değil. Hele ki mevzu bahis yazar, yeri geldiğinde arayıp hal hatır sorulan ve değer de veriliyor görülen, yeri geldiğinde belki bir gün bir kitaba dönüşür umuduyla gerçekleştirilen sempozyumlara katılması talep edilen bir taşralı yazarsa. Mesut Varlık'ın yazısı hukuki bir takım kararlarla devam ediyor. Buralar hakkında fikir sahibi değilim. Herhangi bir filmde, dizide ya da kitapta başka bir kitaba, filme ait bir alıntının özgürce kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hukuken olmasa da nezaketen muhatabı bilgilendirilirse ne âlâ. Fakat artık nihayete ermiş bu olayda değilse bile bu yazıda doğru olmayan bir şeyler var. Bir söz söylemektense muhatabına saygı duyan, kendini başka yazarlardan, taşralılardan ve diğerlerinden üstün görmeyen, gerektiğinde hayır diyebilme kudretine sahip insanların görevi. Çünkü entelektüel olma çabası içinde olmak, bir şey üretme iddiası taşımak, başka üretenlere yeri geldiğinde meydan okumayı, en azından hayır diyebilmeyi de gerektirir. Bu, hayır diyebilme kudretini sadece insan olmak gibi basit bir nedenden dahi alabiliriz. Çünkü biliyoruz, insanlar arasında sırf insan olmalarından doğan ya da insan olmalarının gerektirdiği bir gönül bağı vardır. Bu gönül bağı tanımadığımız, ortak hiçbir noktamızın olmadığı bir yazara dair sabaha karşı bize böyle yazılar yazdırabilir. Cem Tuncer, K24 sitesi. 2 Şubat 2023.